Levhalar birbirine çarpınca veya bir levha diğerinin altına girince gerçekleşen dağların ve volkanların oluşumundan çok bahsettik. Fakat dünyada dağ ve volkanlara rastladığımız tek yer buralar değil. Sadece en yaygın görülenler bunlar. Levha sınırlarından uzak volkan faaliyetinin muhtemelen en büyük veya en çok verilen örneği belki de biraz Amerikan bakış açısıyla olacak. Havai adalarıdır. İşte şunlar Havai adaları. Bu daire içine aldığım yer Büyük Havai Adası ve burada aktif volkan var. Lav veya magma yerin altından akıyor. Yer yüzeyine ulaşınca buna lav diyoruz. Lavlar adayı büyütüyor. Peki bu volkan faaliyeti nereden geliyor? ve bu volkan faaliyetini veya dünya yüzeyinin altından çıkan bu tip bir ısıyı baz alarak Hawaii çevresinde görülen jeolojik özellikleri nasıl açıklıyoruz? Bu arada bunların hepsi bir teoriden ibaret. Evet, Hawaii'nin sıcak bir bölge üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de Büyük Hawaii Adası bu sıcak bölgenin üzerinde şu anda duruyor. Ve bu sıcak bölgenin nasıl oluştuğu ile ilgili farklı açıklamalar ve teoriler var. Bu arada bu çizimde beyaz bölgeyi çekirdek olarak mı çizmişler emin değilim ama bunu dış çekirdek olarak varsayalım biz. Evet evet, dış çekirdek olsun. Bu manto çekirdeği sınırında akışkan mekaniğini düşünerek olanlara bakarsak çok sıcak madde yükseliyor. Daha koyu bir renkle çiziyorum. Bu maddeler dış çekirdekten yukarı çıkar ve hareket eden litosfer levhaları altında sıcak bölgeler oluşturur. Sıcak bölgeleri mantonun sınırı dışında görünen bu manto bölümlerinin mi oluşturduğunu bilmiyoruz tabi. Ama çok emin olduğumuz bir şey var ki o da burada bir sıcak bölgenin olduğu ve önceden gördüğümüz konveksiyon çeşitlerinden bağımsız olduğudur. Aslında bağımsız demeyelim biz buna. Hepsi tabii ki birbiriyle alakalı çünkü mantoda akışkan hareketi var. Fakat bu sıcak bölge bir dereceye kadar daha önceden bahsettiğimiz levhaların hareketini sağlayan konveksiyon çeşitlerinden ayrıdır. Ve bu sıcak bölge levhalara göre hareketsizdir. Yani şu an bilinen o. Ve levhalara kıyasla hareketsiz olması konusunda neredeyse emin olmamızın sebebi işte şurası. Hawaii adalarının en eski adası Kauai'deki volkanik taşa bir bakalım şimdi. Burada gözlemlediğimiz en eski kayaç 5,5 milyon yaşında ve volkanik. Büyük adada gözlemlenen en eski kayaç 700 bin yaşında. Aynı zamanda şurada gördüğünüz Pasifik levhasının da şu yöne hareket ettiğini GPS ölçümlerinden biliyoruz. Bu levha tam olarak havai adalarının oluşturduğu şekil yönünde hareket ediyor. Hatta devam edersek şurada Leeward adalarını görürüz. Bu adalardaki kayaçların ölçümlerinde kuzeybatıya gittikçe daha eski oldukları görülüyor. Hatta okyanusun altına bakarsanız şurası büyük havai adası, şunlar havai adaları, Şunlar Leeward adaları Pasifik Okyanusu'nun altındaki batmış yerlerde bile ada zincirleri görmeye devam ediyoruz. Yani burada olan şeyin açıklaması hareketsiz bir sıcak bölge olduğu ve bunun şu anda Büyük Hawaii Adası'nın altında bulunduğu. Ha bu arada şunu hemen açıklamalıyım. Büyük Hawaii Adası'na Hawaii Adası deniyor. Hawaii devletindeki adalardan biri. Kafanızın karışmaması için bundan sonra büyük ada diyeceğim. Evet, sıcak bölge hemen büyük adanın altında. 5 milyon yıl önceye giderseniz tüm Pasifik levhası muhtemelen 150-200 kilometre civarındaydı. Kauai büyük adadan ne kadar uzaksa muhtemelen 5 milyon yıl önce güneydoğuya o oranda kaydı. Kauai büyük adadan ne kadar uzaksa muhtemelen 5 milyon yıl önce Güneydoğu'ya o oranda kaydı. Yani 5 milyon yıl önce buranın tümü sağa aşağı doğru kaymışken sıcak bölgenin üzerinde Kauai vardı. İşte bu adaların her biri böyle oluştu. Daha da geri gitsek belki Pasifik levhasındaki şu alan sıcak bölgenin üzerindeydi. Orada bir ada oluştu. Sonra Pasifik levhası kuzeybatıya kaymaya devam etti. Yani adalar yeni volkanlar oluşmaya devam etti. Bu volkanlar biriken 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 lavlar üretirdi ve en sonunda suyun yüzeyine çıkıp bu adaları oluştururlardı. Pasifik levhası kuzeybatıya hareket ettikçe yeni adalar oluşturmaya devam etti. Büyük ada neden daha büyük diye sorabilirsiniz veya levha orada duraklamış mı? Daha fazla lav bunu oluştursun diye sıcak bölge üzerinde daha mı çok duruyor? Aslında burası su altındaki bir dağ. Şu an suyun üstünde. Hatta Pasifik Okyanus tabanından büyük Hawaii adasının en üst kısmına giderseniz burası Everest dağından %50 daha uzun. Yani bunu büyük bir dağ gibi görebilirsiniz. Ama mesele şu, bu Kauai'den çok daha büyük duruyor ve adalar kuzey batıya gittikçe küçülüyor. Peki Pasifik Okyanusu yavaşlıyor mu? Burada daha fazla mı zaman harcıyor? Cevap şu, muhtemelen yavaşlamıyor. Kauai'de bir zamanlar muhtemelen büyüktü. Belki 5 milyon yıl geri gitseniz, Kuai'de belki o kadar büyüktü. Fakat 5 milyon yılda tonlarca erozyon geçirdi. Hatırlarsanız sıcak bölgeden çekilince ve yeni alan oluşmayınca ada Pasifik Okyanusu'nun ortasındaydı. 5 milyon yıl çok uzun bir zaman dilimi. Yani o zaman içinde erozyona uğradı. Ada ne kadar yaşlıysa o kadar çok erozyona uğrar ve o kadar çok küçülür. Okyanusun yüzeyine bile erişemeyen bu su altı dağları belki de eskiden yüzeye ulaşıyordu ama zamanla okyanus ve hava sebebiyle erozyona uğradı. Yani volkanların küçük kalıntıları haline geldiler. Neyse, hava Adaları'nın oluşum hikayesini belki eğlenceli bulursunuz diye düşündüm. Bu sıcak bölgeler Volkan faaliyetleri, hatta levha sınırları dışında gerçekleşen depremler nasıl oluyor? Bunlar ilginç konular. Bu resme bakarken levha sınırlarındaki çukurlardan bahsettik. Hatırladınız mı? Burada derinlik gösterildiği için görebilirsiniz. Çok çok koyu mavi kısımlar okyanusun derin tarafları. İşte şu Mariana çukuru Şurada da Pasifik levhasının diğer levhaların altında kaldığını ve buradaki çukurları oluşturduğunu görebilirsiniz. Umarım bu konu hoşunuza gitmiştir. Ama bitti. <laughs> Hoşçakalın.